Ünlüler için hele yabancı bir kadınla evlenmek, bir de sıfırdan başlıyorsun, seni yeniden tanıyor, yeniden anlatmak oldukça enteresan, keyifli olması lazım. Doğru mu? Ha? Başka bir memleket, başka bir insan, birbirinizi yeniden tanımaya başladınız. Bence yani keyifli, çok güzel. Siz nasıl tanıştınız? Esas zor ama yani zor alışmak. Ha, yani yeni bir ülkeye falan, arkadaşlar, aile, hiç kimse yok. Benzeriz ama biz Balkanlarla birbirimize ya. Benzeriz. O kadar da ayrı değil yani. Sen daha çok Boşnak gibi benziyorsun. Benim annem Romanyalı. Köstenceli. Ha, öyle mi? Köstenceli. Mavi yani gözlü. Varsa muhacir aramızda, Romanya Köstence muhacir, annem Romanya tarafından. Yani biraz oradan benzerim. Senin Mustafa ile tanışman nasıl oldu? Yani nasıl tanıştınız? Yani çok benzer bir hikaye. Sadece biz eskiyiz Facebook'tan yani. 8 yok hayır. Evet. O zaman 8 sene önce hiç öyle Facebook, Twitter hiçbir şey yoktu. Doğru. ICQ vardı. O zaman iPad yani iPod da yoktu. iPod. iPod yok. ICQ vardı zaten yani. Hayır, Discman vardı. Ha, böyle. Discman vardı. 2004'te. Şöyle dıt kemere takarsın böyle dıt dıt diye. Evet. Hayır, pager değil, Discman vardı. Discman, ya değil. Evet. O biliyorum. Şey CD. Biliyorum hayatım, biliyorum. Discman, tamam. Allah Allah. Ya. Bugün benim İngilizcem mi sınanıyor? Biliyorum Discman'i. Ben ICQ konusunda gelmek istedim onun için ya. Evet. Mırç abi. Yani bilmesen de ne olur yani. Geçmiş olay artık ya. Discman artık üretilmiyor. Müzayede kendi kaldı. Programında rezil olanlar Astro Discovery Channel'da. Siz hiç kendi programınıza yerin dibine girdiniz mi? Astro Discovery Channel'da. Allah'ım ya. Evet, pek alkış alkış güzeldi. Evet, pardon. Onu dinliyordum. Evet. Ondan sonra kulağımda... Discman dinliyordun. Evet. Nerede? Mekan nerede? Bodrum'da. Bodrum'da. Maki Beach'te. Evet. Ondan sonra böyle kulaklık kulağımdan aldı. Ne dinliyorsun sen diyor. Ben de diyorum ki müziği falan. Ne dinleyeceğim? Hiç tanımıyor seni. Geldi Mustafa yanına. Kulaklığını çıkarttı seni. Ne dinliyorsun dedi. Evet dedi. Ben de döndüm. Tanımadım. Kusura bakmayın dedim. Dinliyorum müziği falan. O da sonra gitmiş. İstersen çay içmeyi istersen diyor. Ben yanındayım burada. Vay vay vay. Oturuyorum vay, falan. Bak. Mustafa'ya bak. Vay. Evet. Sonra ben hayır dedim. Buradayım ben falan. Sonra kalktı gidecektik zaten, kalktık oradan. Dedi merhaba dedi, pardon bu akşam bir dinner var falan filan. Ben de dedim gelemem. Numaranı verir misin bana diyor. Bak ben dedim, nasıl zorluyor adamı ya. Ya acayip. Allah Allah. Veremem dedim gerçekten. Vermedin sen, mi? Hayır ben vermedim. Ya, yok ben kendi numaramı vermedim. Vermedim. Ama yani kendimi versen, yani kendi numaramı versen. Bitti zaten. Konuşmayın ya, daha versem, yok. Kendimi versem hadi, olur. Hayır kendimi versem değil. Benim numaramı versem. Senin sen. Numaranı vermedin evet. Evet. Sonra dedim verebilirsin. Yani aldım numarayı ama aramayı düşünmedim. Sonra arkadaşım, yanımdaki arkadaş vardı. Dedi ayıp olmasın diyor, seni beklerler orada. En azından söyle yani gelmeyeceğini. Ah ben işte. De yani. Orası kurt kapanı. ah oralar yengeç kapanı. O yengeç kafesi orası. Oraya böyle geri aradın mı telefonda o iş tamam. Yani aman aradın mı geriye? Ben aradım ki buradasın tabii evet. Hayır ben gerçekten aradım. Aradın. Gerçekten istemedim gitmeyi ama o dedi bana. Merhaba Emine, ne haber falan. Sanki 100 senedir tanıyor beni. ben de... Mustafa oğlum bittiğin gecedir bu gece. Haberin olsun, evde nasıl izliyorum bilmiyorum ama bitirdim seni. Evet. Sonra ben dedim... İyiyim falan yani, gelmeyeceğim dedim bu akşam, lütfen kusura bakma dedim, İngilizce söyledim tabii ki o zaman. Türkçeden sadece çok güzel biliyordum. Ve dedi lütfen gel, burada bir aile yemeği var falan. Beni o aile yemeği tabii ki. Aile yemeği kandırdı değil mi? Öyle. Evet doğru. Zarar gelmez aile yemeği. Ama aile yemek vardı, gerçekten çok büyük bir masaydı. Yemin çok ediyorum vardı. O gece o aileleri kendisi toplamadıysa bana da beyazlık demedi. Tabii geliyor diye önüne gelen aileyi çekip yemeğe getirmişti oraya. Ondan yani. Sonra öyle gitti. Ben orada tanıştınız. Geldim sonra Türkiye'ye. Benim abimin evi vardı o zaman, Mirsat'ın. Mirsat Türkçan'ın evet, evet. Ona da selamlar buradan. Harika adam. Sağ ol, çok bir alkışla Mirsat'ı alalım gerçekten. Çok emeği geçti hem milli takıma hem Türkiye'ye. Öyle yani. Taşındım burada. Sonra öyle beraber çıkmaya çok başladım. Çok da iyi olmuş. Vallahi harika olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,